Ara tatilde öğrenciler ve ara tatilde farklı bir etkinliğe katılmak isteyenler için, özellikle İzmir ve çevresinde yaşayanlar için çok güzel bir yer. Uzay kampı var ki katılımcılar, oraya gidenler uzaya dair bilgiler elde ediyor. Yer çekimsiz ortamda nasıl hareket edilir, ayda nasıl yürünür? Biz de o kampa gideceğiz. Arkadaşımız Hasan Erel bizleri bekliyor. Hasan, Türkiye bu yıl uzay programını açıklayacak ve belki de o arkada gördüğümüz çocuklardan birisi o programda gelecekte bizleri gururlandıracak. Ama öncesinde İzmir'de çok özel bir kamptasın. Önce oraya diğer çocuklar nasıl katılabilir? Biraz bilgi verir misin bizlere? Ve oradan da biraz görüntüler paylaşırsan çok seviniriz. Uzayı ve keşfetmeyi hepimiz merak ediyoruz. Evet Cengizhan Cevahiroğlu, senin de dediğin gibi artık uzaya gitmek, gezegenlere ulaşmak bir rüya değil, bir hayal değil. Artık bunun hazırlıkları yapılıyor. Her ülkede, Türkiye'de her ülkenin yaptığı gibi, ileri gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi Türkiye'de artık uzay programını başlatıyor. Burası da bu uzay programına yetiştirmek için aday astronotlar, aday uzay bilimcileri için ideal bir yer. İzmir Ege Serbest Bölgesi'ndeki uzay kampındayız şu anda. Evet, kameraman arkadaşım Ali Güler size gösteriyor. Burası bir şu anda yer çekimsiz bir ortam canlandırması yapılıyor. Bunlar işte yer çekimsiz uzay araçlarındaki hareket şekilleri burada gösteriliyor. Hemen soruna da cevap vermiş olalım. Buraya katılmak için önceden kayıt yapılması gerekiyor ücret mukabilinde. O kayıt sonrasında belli bir tarih aralığında burada yatılı olarak gelip İzmir'de bu kampa katılınabiliyor. Yaklaşık 3-5 gün, bir hafta civarında. Hemen arka tarafta ay yürüyüşü yapılıyor. Ay yürüyüşünün canlandırması yapılıyor. Buraya okullar bazında katılınıyor genelde. Aileler de çocuklarını gönderebiliyor. Genelde ortaokul seviyesinde 7 yaş üzeri çocuklar katılıyor. Evet, burada katılan küçük arkadaşlarımız, ilerinin astronot adayları da var. Evet, nasıl, memnun musun buradaki kamptan? Evet, çok güzel. Biz de İstanbul Bilim Koleji'nden geldik. Yatakhanesinden yemekhanesine kadar eğleniyoruz her şeyde. Çok güzel. Neler öğrendiniz burada, neler gördünüz? Çok yeni bilgiler öğrendik. Ay'la ilgili, Mars'la ilgili, Dünya'yla ilgili, Güneş'le ilgili çok yeni bilgiler öğrendik. Çok güzel şeyler öğrendik. Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz burada. İleriye dönük planlar var mı? Evet, ben zaten büyüyünce astronot olmak istiyordum. Burayı duyunca zaten hemen katılmak istedim. Çok güzel, çok eğleniyorum. Bizim arkadaşlarım da burada. Onlar da büyük bir ihtimal çok eğleniyordur. Yani çok güzel bir... Evet. Tabii burada böyle uzay programlarının canlandırması, uzaydaki yürüyüşler, uzaydaki hareketler, bir uzay mekiği de var burada. Discovery uzay mekiğinin bir modeli var. Birebir bir modeli var. Ön kısmının, Kaptan Köşkü'nün. Evet, bu tarafa döndüğümüz zaman da arkadaşım Ali Güler'den rica edeyim. Burada da uzaya çıkan astronotların nasıl eğitim aldıklarını gösteren bir bölüm var. Burada astronotlar burada bir şey yapıyorlar, egzersiz yapıyorlar. Yer çekimisiz ortamlarda hareket simülasyonları yapılıyor burada da. Uzay kampının etkinlikleri gerçekten geniş bir planda sürüyor. Hemen onun yan tarafında da bir uzay istasyonunun modülü var. Uzay istasyonunun modülünde de değişik buranın özellikleri, uzay istasyonunda nasıl yaşanıyor, nasıl çalışılıyor, bunlar anlatılıyor. Evet, şu anda İzmir'deki uzay kampından canlı yayınımızın sonuna geldik. Burası gerçekten ileriye yönelik, uzaya yönelik çalışmalar için, aday yetiştirmek için birebir bir ortam, ilham verici bir ortam diyebiliriz Cengizhan Cevahiroğlu.